Toplumun gözünde sineği millet meselesi şöyle gözüküyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri parlamentodan istifa ederlerse bütün parlamento fesih olacak ve erken seçime gidilecek gibi bir intiba yaratılıyor ki bu yok. Yani böyle bir şey. Sayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki sayısı mecliste istifa ettiğinde meclisi komple erken seçime götürmeye yetmiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Şu seçenekten çok hoşlanmıyorum ben. İstifa edilse bile AKP'nin oylarıyla kabul edilecek veya edilmeyecek. Çünkü 276'nın üzerinde AKP'nin bir orada aritmatiği var. Burada sevmiyorum. Biliyoruz ki MHP az da olsa vekil sayısı onun üzerine eklenecek. Şimdilik MHP diye bir parti var da gelecekle ilgili bir şey diyemeyeceğim. O arada daha arada bir parantezde söyleyeyim bunu ama şimdi burada da onu da geçiyorum ben. Diyelim ki istifa etti. Sine-i millet meselesi dediğin eğer böyle algılanıyorsa ki böyle değil. Sine-i millete dönmek demek parlamentoyu komple feshedip yeniden seçime gitmek demektir. Biz orada sine-i millete dönemiyoruz aslında. O zaman bizim boşalttığımız alanlar bölgelerimizde milletvekillerimizin olduğu bölgelerin hepsinden nispi şekilde ara seçim yapılıyor. Orada ara seçim yapılacak. O zaman siz bunu yaptıysanız oradaki seçimlere de katılmamamız gerekiyor. Ya bunu yapan bu hareketi yapacaksanız eğer o seçimlere de girmeyeceksiniz. Girseniz bile o zaman şöyle olur. O seçimler sonucunda mevcuttaki milletvekili sayınızın yarısı kadarından geri dönersiniz. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Diyelim ki girmediniz bu zaman. Parlamento tamamen terk edilmiş oluyor. Alanlar tamamen. Anayasanın istediği maddeleri de zaten değiştirebilme imkanlarına sahip olacaklar ondan sonra her şeyinden. O dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o süreçten sonraki mücadelesi artık çok meşru bir zeminde değil, başka bir zeminde olması gerekir. O zaman sokak mücadelesine girişecek bunları. Bu da tehlikeli şeyler getirebilir. Yani Türkiye açısından da tehlikeli olabilir. Bunu aç. Evet. Ben sokaktaki barışçıl tüm aslında eylemlerin, tüm protestoların herkesin anayasal hakkı olduğuna inanıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak bunu söylerken Erdal Aksun olarak burada sokakta çocuğumu alıp bunu protesto edebilirim. Ve kimse de bana karışamaz. Bu benim hakkımdır zaten. Veya toplumun böyle hakkıdır yani. Ama şimdi o zaman parlamentoyu tamamen biz güçlendirmek isterken parlamentoyu yok etmiş olacağız aslında bir yerinden. Bu seçeneklerle ilgili eksik dediğim konu bunu açıklaması gerekir. Eğer böyle bir şeyle ilgili biz gerçekten de büyük kurultayımızı parti meclisini topladıktan sonra büyük kurultayımızı veya halkta bazı şeyleri tüm üyelerimizden birlikte bir oylamaya gider. Onlar ama açıklayaraktan söylüyorum. Bakın durum bu. İsterlerse bu da yapılabilir. Bunda bir problem yok ama o zaman alanları komple terk etmiş oluyorsunuz. Yansıyan bilgilerden biliyoruz ki parti yönetiminiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sokağa çıkmak meselesine çok mesafeli. Olası sonuçlarından endişe ediyor. Bakın şöyle çünkü karşınızda toplumu çok ciddi şekilde provoke edebilme ihtimali olan bir iktidar var. Çok çabuk toplumu provoke ediyorlar. Genel başkanımızın buradaki çekincesi şu. Başa başta bu konularda bazı şeyler konuştuk. Şu, insanların çocuklarımızın telef olmasından korkuyor. Yani karşımızda çok gaddarca kolluk kuvvetini aslında sevk eden ki bence kolluğun içerisindeki insanlar da bence vicdanen bundan rahatsız. Vicdanen rahatsız yani bunlardan. Sevk edildiğinde toplumun kutuplaştıktan sonra evetçi hayırcıların çatışması %50-50 bir aslında o zaman kutuplaşmış bir toplumun Türkiye'yi daha da derin aslında çelişkilerle birlikte sorunlara sevk etme olayı çıkabilir. Bir felaket senaryo. Olabilir yani bunların hepsi ama şu var eğer gerçekten burada bir demokrasiden bahsediyorsak insanların haklarından hukuklarından bahsediyorsak işte millet için her şeyi yaptığını iddia edenlerin buna saygılı durduğunu kendileri söyleyip de bundan bahsediyorlarsa eğer toplumun sokaklarda ve yürümelerine de mutlaka öyle veya böyle demokratik bir hak olarak bakmaları lazım. Tahammülü olur. Yani toplumu provoke etmemek gerektiğini söylüyor Sayın Genel Başkanımız. Ama şöyle bir durum var ortada. Sokak çözüm değil. Kabul ediyorum bunları. Ama insanların protesto hakkı vardır. Bu çok doğaldır. Barışçıl protesto hakları vardır. Gördüğünüz Amerika'da da Trump karşıtı gösterilerin hepsinde insanlar yürüyorlar ellerinde. Müsaade edeceksiniz. İnsanlar kendi duygularını ifade etmeleri gerekir. Demokratik ülkelerde böyledir zaten bunların hepsi. Bizde bunu bir başkaldırı, bir terörizm olarak algılanıyor. Efendim araya provokatörler girebilir deniyor. O zaman o provokatörler girebilir diyenler mi acaba bunları sevk ediyor diye insan aklına da gelmiyor değil. O yüzden
Hani barışçıl olduğu sürece. Bu tehlike nihayetinde sizin gayet temkinli durmanıza yol açıyor. CHP'nin son derece temkinli durmasının nedeni... Karşı taraftan kaynaklanıyor. Evet. Bir de şunu söylemek lazım. Toplumun bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bizim belki mitinglerle, diğer konularla, kurultay toplamalarıyla, bazı şeylerle ilgili bir kararlar almamız gerekebilir. Mitingler de yapabiliriz zaten bununla ilgili. Çünkü süreçte bizim bu toplumun hakkını savunmamız gerekiyor. Evet. Ve aramamız gerekiyor bununla ilgili. Nerede aranacaksa her şeyi hani hukuk dahilinde yaptıktan sonra arkasından bizim hakkımız olan mitinglerdir, efendim sokakta bir takım yürüyüşlerdir, insanları bir araya getirmektir. Bunları da yapmak en doğal hakkımız bizim.